Ben Oğuzhan, Carrefour Future kurucu ortağıyım. Yazılım mühendisiyim. 5 yıl aşkın süredir sektör tecrübemiz var. Son 2 senedir Carrefour Future'u geliştirmeye devam ediyoruz. Biz 2017'nin son çeyreğinde elektrikli araç sahibi arkadaşımızla seyahate çıktık. Kısa olan bir seyahatimizde aracın yolda kaldığını fark ettik ve şarj istasyonu bulmakta çok zorlandık. Bununla ilgili farklı uygulamalar kullansak da sonunda bu sorunun çözülmesi gerektiğini fark ettik. Kurucu ortaklarına farklı alanlarda yer alsak da 2018'in başında bu sorunu çözmek için yazılımla başladık. Sonrasında elektrikli araç sahipleriyle persona yaptık ve burada aynı zamanda yazılımın demosunu da hazırladık. Ancak yazılımın tek başına elektrikli araçların sorunlarını çözmediğini fark ettik. Çünkü halihazırdaki şarj istasyonlarının farklı priz sokete sahip olması ve kişiselleştirilememesi öncelikli planımız oldu ve 2019'un başıyla pivot ettik. Biz elektrikli araçlar için blok zincir teknolojisiyle geliştirilen enerji paylaşım ağı yazılımı ve araçtan araca, araçtan üniteye, üniteden araca enerji transferine kablolu ve kablosuz olarak olanak sağlayan bir priz soket geliştiriyoruz. Eğer bir elektrikli aracınız var ve herhangi bir restorana gideceksiniz ancak bu noktada aracınızın şarjının az olduğunu fark ediyorsunuz. Uygulama aracılığıyla tercih edeceğiniz restoran istasyona sahip olmuş oluyor. Bu sayede siz yemeğinizi yerken şu an halihazırdaki araçların menzil probleminden dolayı aracınızı uygulama üzerinden şarj etmiş oluyorsunuz. Bir diğer nokta ise bu istasyonları, yani tüm istasyonları eğer bizim priz soketimize sahipseniz kullanılabilir hale getiriyoruz. Bu da örnek veriyorum, otobanda seyahat ederken herhangi bir noktada eğer enerjisini paylaşmak isteyen bir araç varsa sizle bu priz soket aracılığıyla paylaşmasının imkanı sağlanıyor. Bu sayede günümüzdeki elektrikli araçların şarj problemine birebir çözüm sağlamış. Öncelikle Türkiye'de olmamızdan dolayı bir elektrikli araç piyasası problemi vardı. Ancak halihazırda Türkiye'deki elektrikli araç sahipleri çok istekli ve çözüme açık olmalarından dolayı bu sorunu hissetmedik. Biz şu an Kuzey Avrupa için bir hizmet geliştiriyoruz hali hazırda. Ama Türkiye'de de elektrikli araç sahiplerinin istekli olması, çözüme yanaşması bizi bu konuda zorluklar aşmamızı sağlamaktı. Persona zamanında çok ilginç bir anımız oldu. Biz 15 dakika elektrikli araç sahibiyle persona için gitmiştik ama 2 saate aşkın süre gerçekleşti ve A'dan Z'ye tüm konuyu konuşma fırsatı elde ettik. Bunun yanı sıra kişinin ekibimizin arasına katılmak istemesi ve bu iş için gönüllü olması bizi mutlu etmişti. Şöyle, yazılım tarafında halihazırda istasyon altyapısı sağlayan şirketler var. Ancak onların iş modelleri farklı. Biz aslında bir altyapı çalışması yapmıyoruz. Bu da bize sermayenin kısıtlı olmasıyla daha kolay hareket etmemizi de sağlıyordu. Şu an halihazırdaki istasyonları sistemimize ekledik ve onlarla hizmet vermeye başladık. Ödeme için de bir çalışma yapıyoruz. Donanım tarafındaysa şu an halihazırda klasik üniteden araca istasyon hizmetlerinde kullanmak üzere bir ürünümüz var. Ancak biz burada bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Bu da yine anlattığım gibi persona, müşteri personası üzerinden gerçekleşiyor. Halihazırda geliştirdikleri ürünleri müşteriyle test etmelerini, özellikle demo yaparak satın alacak kişilere sunmalarını öneririm. Yine bu sayede pivot etmek ve sermaye harcamadan bir an önce dönüşüme önayak olurlar. Bu sayede ticarileşmeleri de daha kolay olur. Yine yeni girişimcilerin ürünlerini geliştirirken Avrupa gibi bir büyük pazara yakın olmamız, yine donanım konusunda da gümrük konusunda sıkıntı olmaması bence girişimcilerin bir an önce yol alması gerektiğini gösteriyor. TED proje pazarı da bu noktada çok iyi bir yer.